Türkiye'de balık üretimi mazisi çok yenidir. Aşağı yukarı 84-85'lerde başlamıştır. Fakat çok büyük bir potansiyel vardır. Balık üretimi için uygun sahalar Akdeniz bölgesinde %60'ı Türkiye'de, kalan %40'ının diğer memleketlerde olduğunu literatürlerden görüyoruz. Bu sene içerisinde 100 tonu civarında bir çupra üretimi gerçekleşme durumundadır. Bu takriben 100 ton balığın ekonomik değeri 2,5 milyar civarındadır ve bunun tamamı ihraç edilmektedir. Bu da dar boğaz olarak denizin kirlenmesi ve uygun yem bulunamaması bir dar boğaz olarak görmektedir. Fakat üretim artışı son derece mümkündür çünkü Akdeniz'de büyük bir Akdeniz balığı açığı vardır. Bunu zamanla belki Türkiye devreye girerek bir miktar kapatmış olacaktır. Güzel oldu, evet. Girmesin.
Peter. Ağzına çıkın abi. Çek ucunu. Buradan ne çıkacak abi? Belli yatırımların halen oluşmaması, bunun yanında devlet sübvansiyonlarının çok düşük olması diğer ülkelere karşılaştırıldığında, yatırımcıların kültür balıkçılığı yerine turizme yönelmeleri ve turizm rantlarının daha yüksek olması kültür balıkçılığının en büyük dezavantajlarından biri olmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse Yunanistan'da bizim en az 10 katımız üretim gerçekleştirilmektedir bugün için. Sorunları incelemek gerekirse başta eğitim yetersizliği nedeniyle, bunun dışında dış ülkelerden getirmiş olduğumuz ham maddelerin zaman aşımına uğraması ve çok uzun sürelerde ancak gümrüklerden çekilmesi, gümrük marjlarının ya da vergilerinin yüksek olması, bunun yanında da en büyük sorun olarak kredi sorunlarını göz önünde bulundurabiliriz. Bizim ekibin oy verme hakkı yok.